Selam, Pelin'leyiz. Pelin, biraz kendinden bahseder misin? Öncelikle herkese merhaba. Ben Pelin, İzmir'den geliyorum. Dil okulu aracılığıyla İrlanda'ya geldim. Dördüncü ayımdayım şu an. Buraya gelmeden önce de aktif bir şekilde çalışıyordum. Özel eğitim öğretmeniydim. Peki şu an burada ne iş yapıyorsun? Şu an burada aslında çok farklı bir iş yapmıyorum. Kendi mesleğime çok benziyor. Ben şu an Türk bir ailenin yanında kalıyorum ve aynı zamanda au pair'lik yapıyorum. Ben hem o ailenin çocuğuyla ilgileniyorum hem de orada konaklıyorum. Ben bu işi geldiğim ilk haftadan buldum. Konaklamam biter bitmez de buraya taşındım. Bu konuda biraz şanslı hissediyorum kendimi. WhatsApp grubundan buldum arkadaşlar. Çok da zor olmadı aslında. Sadece kendimi tanıtan bir metin yazdım WhatsApp gruplarına. Ve bunları gönderdim. Aslında çok da umudum yoktu bir şey çıkacağına dair. Ama oradan benimle şu an çalıştığım aile iletişime geçti. Ve biz konuştuktan sonra, birkaç denemeden sonra birlikte çalışmaya karar verdik. Ben şu an çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum onlarla birlikte olduğum için. Konaklamama herhangi bir ücret ödemiyorum. Aslında au pair'lik biraz böyle bir şey. Mutfak masrafım hiçbir şeyim yok. Fatura vesaire hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Sadece çocukla ilgileniyorum ve orada konaklıyorum ve aylıkta belli bir ücret alıyorum. Ama bu iş keş. Evet. Evet. Bu biraz dezavantajı ve ben bunun stresini biraz yaşadım. Yaklaşık 2 aydır aktif bir şekilde sadece hafta sonu çalışabileceğim bir iş arıyordum. Nihayetinde onu da buldum. Ve artık teşekkür ediyorum. Ve artık bu problemi de ortadan kalkmış oldum. Peki kaç saat çalışıyorsun? Ben hafta içi aslında şu an 7 gün çalışıyor olacağım. Biraz doluyum. Hafta içi sanırım yani bazen esneyebiliyor, değişebiliyor ama yaklaşık olarak 25-30 saat diyebilirim hafta içi. Hafta sonları da 16 saat çalışacağım. Peki buraya gelecek olan öğrenciler için bir tavsiyen var mı? Ya bence eğer çocuklarla çalışmayı seviyorlarsa ya da işte psikoloji bölümünden mezunlarsa, öğretmenlik bölümünden mezunlarsa çok kolaylıkla yapabileceklerini düşünüyorum. Ben mesela bana iyi gelen şeylerden biri diyebilirim çocukla ilgilenmek şu an. Çok seviyorum ilgilendiğim çocuğu. O yüzden yani tavsiyem bu. Sadece ikinci bir işe ihtiyaçları var. Hayatları biraz yoğun geçecek ama onun dışında çok fazla artıları var. Ki bunlardan en önemlisi maddi olarak para biriktirebilirsiniz çok fazla. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Selamlar, bugün Okan'dayız. Okan, biraz kendinden bahseder misin? Merhaba arkadaşlar, ismim Okan, 26 yaşındayım. 6 ay önce eğitim İrlanda aracılığıyla İrlanda'ya geldim. Yaklaşık olarak bir 6 aydır da burada otolastikten müzisinde çalışıyorum. Peki bu işi nasıl buldun? Aynı işi yapıyordum Türkiye'de de. Buraya gelince indikten birkaç firmaya başvurdum. Onlardan bir tanesi de şu an çalıştığım şirkette o şekilde işe girdim. Ne kadar sürede buldun peki bu işi? Bir 2 haftam aldı. Peki bu işte ne kadar saat çalışıyorsun? Haftalık 20 saat çalışıyorum. Artı cumartesi çalışırsam double. Zaten. Ne iş yapıyorsun peki? Lastik tamir. Lastik değişim tamir. Yani. Peki kazancın ortalama haftada ne kadar? Haftalık 260 ile 330 arası değişiyor. Ama 20 saat, 1.30'dan 5.30'a kadar. Peki bu işi yapacak olan arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Bu işi yapmıyorlarsa burada bu işle başlamak biraz hayattan küstürtebilir. O yüzden böyle daha zevk alacaklı bar, coffee shop o tarz yerleri seçerlerse ilk başta bence daha iyi olur. Çünkü çalışması gerçekten o yerlerde daha eğlenceli. Peki, teşekkür ederiz paylaşımların için. Rica ederim. Selamlar, Aydın'layız. Aydın merhaba, biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Merhabalar, benim ismim Aydın. 28 yaşındayım. İrlanda'ya 1,5 ay önce geldim. Daha önceden Türkiye'de muhasebe alanında çalışıyordum. İktisat mezunuyum. Peki şu an burada ne iş yapıyorsun? Buraya geldiğimde bir arkadaşım vasıtasıyla Edirakers yani bir fast food restoranında iş buldum şef olarak. Orada çeşitli yemekler yapıyoruz ve zaman zaman bulaşığa da yardım ediyoruz. Peki kaç saat çalışıyorsun günde? Normalde burada 20 saat çalışma hakkınız var yasal olarak ama bazı yerler daha fazla çalıştırabiliyor sizi. Edirakers da bunlardan bir tanesi. Bazen 15-20 saat de çalıştığım oluyor ama zaman zaman eğer sizin çalışmanızı da beğenirlerse daha fazla saat verebiliyorlar. Örneğin 30 saat yeri geliyor bazen 40 saate kadar verebiliyorlar. Şu an ne kadar kazanıyorsun bu işten? Şu an haftalık tabii şu anlık o kadar fazla çalışmıyorum. Hani 20-30 saat civarında çalışınca 200-300 euro civarında bir para kazanıyorsunuz. Tabii PPS'iniz gelene kadar bunun yarısı kesiliyor.
Yalnız PPS'inizi aldıktan sonraki o da yaklaşık bir ay falan sürüyor. O kesilen paralarınızı geri iade olarak alabiliyorsunuz. Tabii. Gelen arkadaşlarınızın tavsiyen var mı böyle sizce profesyonellerle çalışmak için? Yani ilk geldiğinizde PPS'iniz olmadığı için bazı iş yerleri bunu kabul etmiyor. O yüzden kabul edebilen yerler sınırlı. O yüzden belli bir süreliğine buralarda çalışabilirsiniz bence. Ben o yüzden bu işe girdim. Ama zorluğunu çekiyorsun. Biraz zorlu tabii. Çok kolay diyemem. Ama PPS'imi de aldıktan sonra işimi değiştirmeyi de düşünüyorum. Eğer uzun süre çalışmayı düşünüyorsanız bence başka işlere de bakabilirsiniz. Ama başlangıç için hem daha fazla süresi çalıştırdığı için hem de PPS'iniz olmadan işe alabildikleri için avantajlı bir iş bence. Çok teşekkürler paylaşımların için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Selamlar. Atakan'layız. Atakan biraz kendinden bahseder misin? Arkadaşlar merhaba. Ben Atakan. 22 yaşındayım. Bu hafta Darbin'de 4. ayım olacak. Yaklaşık olarak dediğim gibi 4 aydır buradayım. Bir Penny's'in warehouse yani deposunda çalışıyorum. Bu işi geldikten bir ay sonra bulabildim. Bir arkadaş tavsiyesinden. Kendisi oraya çalışmaya başlamış ama iş biraz ağır iş olarak geçtiği için kendisi bırakma tercihi göstermiş. Ben kendi ülkemde yani Türkiye'de mühendislik bölümü, meteoroloji malzeme mühendisliğiydim. Ama bitirmemiştim. Buraya geldim. Garsonluk işi aradım. Aslında 7 yıldan beri garsonluk yapıyordum bir yandan. Ama ücretleri ve ödemeleri düşük olduğu için beni tatmin etmedi. Bu iş dediğim gibi arkadaş tavsiyesinden bulup pazartesiden cumaya hafta işleri 5 gün, 32 saat, 40 saat bir aralığında çalışıyorum. Bu işe ilk girdiğimde saatlik ücretim 14.18'di. Böyle işlerde ağır işlerde belirli bir oran yakalarsanız, işine göre tabii ki değişiyor. Rate kısmından, rate dediğimiz bir kısım var. Sizin işinizin nasıl yaptığınız, daha iyi yaptığınızı gösterir. Zam alıyorsunuz. Ben yaklaşık bir 6 hafta sonunda bir zam aldım. Saatliğime 2 euro zam yapıldı. Şu an 16.26'ya çalışıyorum. Dublin için yüksek bir fiyatlar ama gece shift'inde çalışıyorum. Gece 10, sabah 6. Bu yüzden okulumu öğlene aldım. Öğlenleri 1.30, 4.30 çalışıyorum. Okula geliyorum. Geceleri de çalışıyorum. Zor oluyor tabii ki, kolay değil ama gündüz shifti ve öğlen shiftleri de var. Ödemeleri düşük, asgari ücretleri veriyorlar. Ben çok memnun bulmuyorum ama 4 ay oldu, şu an her şey yolunda gidiyor. İşin en yorucu kısmı, hiç durmuyorsunuz. İstediğiniz kıyafetle çalışabilirsiniz, eşofman, short ama ayağınızda safety shoes olması lazım depolarda güvenlik gereği. Bu biraz ağır geliyor, zor oluyor sizin için. Yani gecelik yaklaşık bir mesaide 35 bin adım atıyorum. Bunun sebebi forkliftle gelen koliler var. Kolilerin içinde Penny's'in, bazı markaların tişörtleri, pantolonları, ceketleri, yelekleri var. Biz bunları kendi adlandırdığımız istasyonlar içerisinde ayırıp, çok fazla aslında ağır bir iş olmadan elimizle kendimiz numaraların altına koyup ayırıyoruz ama hiç durmuyoruz. Bir telefonla çalışıyoruz, cihazımız var ve headphone'umuz var. O headphone'la oradaki bir ses kaydıyla sizin cihaz sizin sesinizi kaydederek çalışıyorsunuz. Peki buraya gelecek arkadaşların tavsiyen ne olur bu işlerle? Bu işle alakalı gerçekten gelip buraya biraz para kazanıp bazı şeylerden ödün verip kendi hayatınızdan, özellikle uykunuzdan, bu çok önemli bir şey. Çünkü geceleri çalışıyorum, bu çok zor. Gündüz de var ama dediğim gibi ödemesi düşük. Pazartesiden cumaya ben çalışayım, cumartesi pazar çalıştığım parayla kendime vakit ayırayım diyorsanız bu iş çok uygun. Ama dediğim gibi bazı kriterler tabii ki çok önemli. Ben çoğunlukla önermiyorum bir yandan. Çünkü İngilizcenizi burada geliştirmeniz büyük bir hedef olduğu için bu sizin için orada çok zor oluyor. Çünkü iletişiminiz yok. Ben gelen arkadaşlara daha çok bar, kasa, kasiyer, güzel restoranlarda, güzel mekanlarda bunları öneriyorum. Çünkü bunlar sizin İngilizcenizi geliştirmek için daha önemli. Çok teşekkürler. İyi günler. Merhaba, biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Uğurcan. 2020 yılından beri İrlanda'da yaşıyorum. Dil okulu öğrencisiydim. Dil okuluyla geldim. Şu anda da stamp birim var. Full time çalışma hakkım var. Bir market deposunda çalışıyorum. Peki ne yapıyorsun bu market deposunda? Market deposunda depoya gelen ürünlerin mağazalara göre dağılımını sağlıyoruz. Ondan sonra mağazalara gönderiyoruz. Çalışma saatlerin ne? Normalde stamp birim var. Haftada 40 saat çalışabilirim. Ben 20 saat part-time olarak çalışıyorum. Peki hafta içi, hafta sonu mu çalışıyorsun? Haftada kaç gün çalışıyorsun? Ya da çalışma gün, akşam mı, sabah mı? Bunlar hakkında bilgi verir misin? Tabii. Şöyle, depoda 3 farklı shift mevcut. Sabah başlangıç, ara başlangıç diye tabir edebileceğim saat 10'da başlangıç var.
Bir de öğlen başlangıcı olan işler var. Şifler var daha doğrusu. Genelde 8 saat 45 dakika oluyor şifler. Saat ücreti de 14 euro yanlış. Tam yine zam geldi çünkü hakim olamayabilirim. Peki bu işi nereden buldun? Bir arkadaşım başlamıştı depoya. 2020 yılında geldiğimiz için Covid döneminde maalesef başka alternatif yoktu. O bir şekilde oraya başladı. O da arkadaşlar finansıyla başladı. Daha sonra beni refer etti. Ben de o şekilde bu işe başladım. İş bulmak isteyenlere bir tavsiyen var mı? İş bulmak isteyenler kesinlikle çevre çok önemli. Tıpkı bende olduğu gibi siz de arkadaşlarınız referans olabilir. Bu vasıtayla siz de iş bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Bugün Özkan'la beraberiz. Özkan biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Özkan. İstanbul'dan geliyorum. 35 yaşındayım. Barmenim. Burada barda çok uzun süreler çalışmadım. Delivery yapıyorum. Uber yani. Bununla ilgili 1,5 yıldır hemen hemen motosikletle bu işi yapmaktayım. Açıkçası geliri bana çok makul geliyor ve hani başımda patron, yönetici, menajer vesaire olmadığı için çok daha keyifli oluyor benim için. Saatlerimi kendim belirleyebiliyorum, günüme göre çıkıyorum ya da çıkmıyorum. Yani yaptığım işten de gayet memnunum, beni de gerçekten tatmin ediyor. Peki bu işi nasıl buldun? Bu işi nasıl buldum? Daha önce buraya gelmeden önce videolar izliyordum açıkçası bu işi yapanlarla ilgili. Sonra buradaki okulumda yapan arkadaşlarım vesile oldular. İlk etapta tabii bisiklet başladım, sonra motosiklet, sonra araba. Şu anda tekrar motosikletle bu işi yapıyorum. Peki ne kadar saat çalışıyorsun gün içerisinde? Ya şöyle söyleyebilirim, ben çok uzun saatler çalışmıyorum. Aslında işi birazcık çözdüm diye düşünüyorum. O yüzden 5 ya da 6 saat günde çalıştığım oluyor. Bu da gayet beni çeviriyor yani. Bakalım. Peki ortalama ne kadar kazanıyorsun diyelim haftada? Şöyle, haftada sıkı çalıştığım takdirde 700-800 civarında bir para kazanıyorum. Ama hani çok sıkı çalışırsam ki yaptım da bir haftada 1100-1200'leri gördüğümde oldu. Ya yani ortalaması 3000 diyelim. Aylık. Çok güzel. Eklemek istediğim şey var mı? Bir tavsiyem var mı bu işle alakalı yapacak olanlara? Tabii ki. Eklemek istediğim şey şu. İlk etapta dil okuluyla beraber geldikleri zaman dil seviyeleri birazcık düşükse bu işi yapabilirler. Yani çok fazla customer'la ya da restoranda muhatap olmuyorlar. Yani hani pratik yapılmıyor ama bir şekilde dilde gelişiyor. Tavsiye ederim. İlk başlangıç için yapılabilecek bir iş. Ama ben sevdiğim için devamını getirdim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın.